Sevgili seyirciler şimdiki durağımızsa Kazakistan. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov iki ülkenin sınırında faaliyete geçirilecek Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi inşaatının temel atma törenine katıldı. Ayrıntılar alalım şimdi. Güzel Zaytova Nur Sultan da bizi bekliyor. Detayları ondan alacağız. Evet Öcü Özen sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov iki ülkenin sınırında e, faaliyete geçirilecek Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi inşaatının atma e, törenine katıldı. Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre iki ülke başbakanları sınırda e, buluştular. E, ayrıca e, görüşmede İki ülke arasındaki ticaret, tarım, transit, e, turizm, uzay, sanayi, ortak e, su kaynaklarının e, kullanımı e, gibi konularının e, yanı sıra iki ülke arasındaki Kazakistan'ın e, Türkistan şehriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i birbirine bağlayacak Türkistan-Çimkent-Taşkent güzergahındaki hızlı e, demir yolu hattının inşaat süreci de ele alındı. Ma'min e, ve Aripov daha sonra Kazakistan Özbekistan e, sınırında faaliyete geçirilecek Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi'nin e, inşaatının temelini temelini atma törenine e, katıldılar. Temel atma töreninde konuşan Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan ve Özbekistan karşılıklı ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. E, başlattığımız bu proje söz konusu hedefimize ulaşmaya ve iki devlet arasındaki stratejik işbirliğine daha da güçlendirmeye hizmet edecek ifadesini kullandı. E, Orta Asya Uluslararası Ticaret ve e Ekonomi Merkezi Kazakistan ve Özbekistan e, sınır e, bölgesindeki e, 400 hektar alana inşa edilecek ve günde 35 binle 5 bin, 35 bin yolcuyla 5 bin e, yük aracı kabul etme kapasitesine sahip olacak söz konusu merkezin iki ülke arasındaki ortak yatırım projelerinin uygulanması için büyük sanayi ticaret ve lojistik platformu haline getirilmesi amaçlanıyor. ülkedeki koronavirüsle ilgili gelişmeleri ve son rakamları da aktaracak olursak Kazakistan'da son 24 saatte 2290 kişi de koronavirüs tespit edildi. 608 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 271.809'a yükselirken 234.665 hasta iyileşerek taburcu edildi ve son olarak da Coşkun Özen Kazakistan'ın 5 bölgesinde fırtına uyarısı yapıldı. Kazakistan'ın Mangıstav ve Türkistan bölgelerinde kum fırtınası uyarısı yapılırken diğer 3 bölgede ise fırtına ve sis uyarısı yapıldı diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet Kazakistan'dan gündemden notları bize Nur Sultan'dan aktardı. Güzel Zaytova şimdi